Allah tevbe edenleri seviyor, temizlenenleri seviyor, muhsinleri seviyor. Birçok böyle ferman-ı ilahiler var. Yani sadece tek yönümüzü sevmiyor bakın. Adeta Cenab-ı Hak bizi sevmek için vesileler arıyor. Şöyle yaparsanız sizi seviyoruz böyle güzelliklerden ya. Böyle yaparsanız sizi seviyoruz. Şu hal üzere olursanız sizi seviyoruz. Ya Rabbi. Peki biz? Yani bizi sevmeye bir ihtiyacı mı var Cenab-ı Hakk'ın? Veya bizi sevse biz ondaki bir kemali arttırabilir miyiz? Onun kemaline bir kemal katabilir miyiz? Hayır. Onun bizi sevmesi bizim için başlı başına bir lütuf, bir ihsan. Bunun tarifi yok yani. Kelimelerle bunu ifade edemeyiz. Ve o bizden yine bize göre bizim sevmemizi istiyor. Yani imkanımız nispetinde, iktidarımız nispetinde tanıyabildiğimiz kadarıyla onu sevmemizi istiyor. Biz bu sevgiyi bile adeta çok görüyoruz. Hakkı sevmekten adeta korkuyoruz. Bu öyle bir imtihandır ki seviyoruz desek samimi değiliz. Sevmiyoruz desek Allah izin versin tehlike. Yani sözde doğruyu söylemek adına sevmiyoruz desek büsbütün bir tehlike. Seviyoruz desek samimi değiliz. Arada derede kalmışız. Allah'ın ipine sarıldıkça, ibadetlere yöneldikçe, onun razı olacağı hizmetlere yöneldikçe bu sevgi ziyadeleşecek. Arkadaşlar bunu hep ifade etmeye çalışıyoruz. Bizler birbirimizi tanıdıkça severiz. Birbirimizle tanış oldukça, buluştukça, görüştükçe, birbiri özelliklerimizi, maharetlerimizi, güzelliklerimizi gördükçe birbirimize olan sevgimiz ziyadeleşir. Ama Cenab-ı Hakk'a karşı bu farklı. Tam tersi bu. Hakkı sevdikçe Hakk'ı tanırız. Birbirimizi tanıdıkça severiz ama Allah-u Teala'yı sevdikçe tanırız. Sevgi olmadan onu tanıyamayız. Yani önce muhabbetullah, sonra marifetullah. Önce muhabbet olacak, sevgi olacak, sonra onun temiz bilgisine ulaşacağız. Rabbim bu sevgiyi bize lütfeylesin.